Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bitkisel dokuları bitirmiştik, şimdi bitkisel organlara geçiyoruz. İlk olarak kökten başlayacağız. Ben kökün boyuna ve enine kesitini çizdim ama önce kökle ilgili bilgi vereyim. Daha sonra boyuna ve enine kesitinde size hangi kısımların ne olduğunu anlatacağım. Şimdi bitkiyi toprağa bağlayan, topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlayan yapıya biz kök diyoruz arkadaşlar. Kök aslında bir nevi şey gibi düşünebilirsiniz. Kökle gövde arasında bir bağlantı var. Bizdeki dolaşım sistemi neyse bitkideki kökün gövdenin yapısında bulunan o iletim demetleri de odur aslında. Bir nevi bitkinin dolaşım sistemidir. İşte kök hem su ve minerallerin alınmasını sağlıyor hem de bitkinin dik durmasını, ayakta durmasını sağlayarak toprağa bağlıyor. Kökün uç kısmında kaliptra dediğimiz bir bölge vardır arkadaşlar. Bu bölge kökün uç kısmının korunmasını sağlar ve toprakta ilerlemesini sağlar. Kaliptra bölgesinin hemen bir üst kısmında hücre bölünme bölgesi vardır. Onun bir üst kısmında uzama bölgesi ve en üst kısmında ise olgunlaşma bölgesi vardır. Bakın şurada gösterelim isterseniz. Şöyle kökün uç kısmında sarıyla boyadığım kısım, bu nedir? Kaliptra bölgesidir. Kaliptra bölgesi kökün toprak içerisinde ilerlerken zarar görmesini engeller. Hemen bir üst kısmında arkadaşlar hücre bölünme bölgesi vardır. Burası kökün büyümesini sağlar. Hücre bölünme bölgesi ne dedik? Kökün büyümesini sağlıyor. Hemen bir üst kısmında uzama bölgesi vardır. Buradaki hücreler böyle uzayarak kökün yine uzamasına yardımcı olur. En üst kısımda ise olgunlaşma bölgesi vardır. Artık burası en yaşlı olan kısımdır. Olgunlaşma bölgesi. Arkadaşlar şurada bulunan küçük çıkıntılar kökemici tüyleridir. Kökemici tüyler. Bunlar ne yapıyor? Bu kökemici tüyler. Hani hatırlayın epidermisten farklılaşan yapılar vardı. Tüylerdi bunlardan bir tanesi de. Emici tüyler kökteki kök için gerekli olan su ve minerallerin topraktan alınmasını sağlıyor. O zaman şöyle diyelim. Bitkiyi toprağa bağlayan topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlayan Yapıya kök denir. Dediğim gibi kökün boyuna kesitine baktığımız zaman boyuna kesitinde bu yapılar bulunur. Tekrardan yazmıyorum. Arkadaşlar kökün genç olan kısmını epidermis tabakası sarıyor. Bu epidermis tabakası işte kökteki hani şu genç kısım aslında burasıdır ve dış kısmında epidermis tabakası vardır. Onu koruyan bir de kaliptra tabakası vardır. Bu tabaka dediğim gibi kökün toprakta ilerlemesini sağlıyor. Kökte kesinlikle kütikula tabakası ve stoma bulunmaz. Bunlar kimde bulunuyor? Yapraklarda bulunuyor. Yaprağa gelince anlatacağız arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Genç köklerin dış kısmını epidermis sarar. Epidermis sarar. Ve ne dedik? Kökte kütikula tabakası ve stoma bulunmaz arkadaşlar. Şimdi enine kesitine baktığımız zaman epidermisin, bakın şu dışarıda bulunan kısım epidermis tabakasıdır. Epidermisin hemen altında korteks dediğimiz bir tabaka bulunuyor arkadaşlar. Şu yeşille boyadım. Burada yeşille boyadım. Burada sarıyla boyadım. Bu korteks tabakası var. Korteks tabakasının hemen altında bakın şurada endodermis dediğimiz bir tabaka bulunur. Endodermisin hemen altında da pericycle dediğimiz bir tabaka vardır. Bu da yine suya geçirgenliği sağlıyor. İşte suyun diyelim ki şu şekilde alındı. Bu şekilde sırayla gidecek. Zaten birazdan söyleyeceğim hangi sırayla gittiğini. Pericycle'ın hemen iç kısmında ise öz bölgesi bulunur arkadaşlar. Bu öz bölgesinde ksilem ve flöem
boruları bulunarak burada iletimin gerçekleşmesini sağlıyor. Yani su ve mineraller emilerek nereye geliyor? Kısileme geliyor ve yukarıya doğru taşınması sağlanıyor. O zaman yazalım. Sırasıyla hangi maddelerin bulunduğunu yazalım arkadaşlar. Kök enine kesitinde sırasıyla en dışta ne vardı? Epidermis. Tabii ki genç kısımlar için söylüyoruz. Epidermisten sonra ne vardı arkadaşlar? Korteks tabakası. Korteksten sonra endodermis tabakası. Endodermisten sonra perisaykıl tabakası. Bu şekilde yazılıyor. Perisaykıldan sonra da öz bölgesi vardır. Yani burada iletim demetleri bulunur. Sırasıyla bu şekildedir arkadaşlar. Kökün enine kesiti. Şimdi burada yazalım isterseniz. Daha sonra size başka şeylerden bahsedeceğim. Bakın şu kısım nedir? Epidermis. Epidermis. Şurası nedir arkadaşlar? Korteks. Korteks. Şu maviyle boyadığım yerler nedir? Bakın burası endodermis. Endodermis. Endodermisin hemen altında farklı bir kaleme geçeyim. Endodermisin hemen altında bakın şöyle kırmızıyla boyadığım hücreler nelerdir? Bunlar perisaykıl tabakasıdır. Bu şekilde. Ve iç kısma geldiğimizde bakın ikisinde farklılık var. Neden farklılık var? Çünkü biri tek çenekli bitkinin köküdür. Tek çenekli. Biri de çift çenekli. Neden tek çenekli, çift çenekli diye ayırıyoruz? Çünkü tek çenekliler tek yıllıktır. Bunlar dizilim farklıdır. Çift çeneklilerde çok yıllık ve tek yıllık olanları vardır. Bunlar da dizilim farklıdır. Neden farklıdır? Çünkü çift çeneklilerde enine büyüme gerçekleştiği için kambiyum dediğimiz tabaka bulunur. Bu yüzden de arkadaşlar çift çeneklilerde dizilim daha farklıdır. Şimdi baktığımız zaman şurada dış kısımda kalanlar, bakın şu sarıyla boyadığım kısım floemdir. Floem. İç kısımda kalan bu yapı ise kısilemdir. Bunların etrafında kambiyum tabakası bulunmaz. Çünkü burada enine kalınlaşma görülmez. Ama çift çenekli bitkilere geldiğimizde, bakın şunlar iletim demetleridir. Bu iletim demetlerinin dış kısmında olan yine floemdir. İç kısmında olan da arkadaşlar kısilemdir. En içte boyadığım, şu sarıya boyadığım kısım öz bölgesidir. Öz bölgesi. Bir de flemle kısilemi birbirinden ayıran ikisinin arasında bulunan yapıya da biz ne diyoruz? Kambiyum diyoruz. Kambiyum enine büyümeyi sağlayan yapıdır. Bakın şurası da kambiyumdur. Enine büyümeyi sağlayan, sekonder büyümeyi sağlayan yapıdır arkadaşlar. Kambiyum tabakası. Evet. Şimdi gelelim size söyleyeceğimiz yapıya. Arkadaşlar, endodermis tabakasının hemen altında, bakın endodermisin hemen altında burada göstermedim ama süberin maddesinin birikerek oluşturduğu bir yapı vardır. Biz bu yapıya Kaspari şeridi diyoruz. Bu Kaspari şeridi suya geçirimsiz bir tabakadır arkadaşlar ve suyun zor bir şekilde alınmasını sağlıyor. Bunun sebebi de fazla suyun içeri girmesini engellemektir. Bu yüzden bu Kaspari şeridi önemlidir. O zaman şöyle diyelim. Endodermis tabakasının hemen altında süberin maddesinden oluşan Kaspari şeridi bulunur. Kaspari şeridi bulunur. Bu tabaka suya geçirimsiz tabakadır. Suya geçirimsiz tabakadır. Evet, bu şekilde Kaspari şeridi. O zaman ben aslında endodermisten sonra ve perisaykıldan önce ne yazacağım buraya? Bakın, burayı boş bıraktım. Kaspari şeridi yazacağız arkadaşlar. Bu şerit dediğim gibi suya geçirimsiz bir tabakadır ve suyun bol miktarda içeri girmesini engeller. Merkezi silindir, yani şurada iletim demetlerinin bulunduğu kısmın hemen dışında ise ne vardı? Perisaykıl tabakası vardı arkadaşlar.
Tohumlu bitkilerde yan kökler pericycle tabakasından oluşur. O zaman şuraya yazalım. Tohumlu bitkilerde yan kökler pericycle tabakasından oluşur. Evet, bu şekilde kökle ilgili söyleyeceklerimiz. Şimdi iki çeşit kök vardır arkadaşlar. Saçak kök ve kazık kök. Bu köklerin özelliklerinden bahsedeyim size. Aslında buraya yazdıklarım nedir? Tek çenek, çift çenekli yazdım ya. Aslında saçak kök ve kazık kök de yazabilirim buraya. Çünkü ikisi de aynı şey olacak. O zaman çeşitlerine bakalım. Şöyle saçak kök diyelim. Saçak kök. Şuraya da kazık kök diyelim arkadaşlar. İkisini karşılaştırarak yazalım. Saçak kökte ana kök gelişmemiştir arkadaşlar. Yani bir ana kök yoktur. Ve böyle ip şeklinde saçak saçak kökler dökülür. Biz buna saçak kök diyoruz. Genellikle köklerin hepsi aynı kalınlıktadır. O zaman şöyle diyelim. Ana kök gelişmemiştir. Ama kazık kökte ne olacak? Kazık kökte ana kök gelişmiştir. Ana bir kök var. Bu kökün kenarlarından da böyle küçük küçük kökler çıkar arkadaşlar kazık kökte. Peki kimde bulunur ve özellikleri nelerdir? Arkadaşlar saçak kökte kambiyum yok. Bakın şurada kambiyumu fark ettiyseniz yazmadım. Neden? Çünkü bunlarda yok kambiyum. Enine kalınlaşmadıkları için kambiyum yoktur. Kazık kökte ama kambiyum var. Kambiyum var. Saçak köke geliyorum yine. Saçak kökte iletim demetleri düzensiz dizilir. Bakın burada fark ettiyseniz kıslemle folemin belirli bir düzeni yok. İletim demetleri düzensiz. Ama kazık kökte arkadaşlar iletim demetleri düzenlidir. Nasıl düzenli? Bakın burada kambiyumun etrafında dizilmişler düzenli bir şekilde. Kimlerde görüldüğünde yazalım. Saçak kök tek yıllık bitkilerde görülür arkadaşlar. Soğan, buğday, mısır gibi. Soğan, buğday, mısır gibi tek yıllık bitkilerde. Kazık kök ise bazı tek yıllık bitkilerde ve çok yıllık bitkilerde görülür. Mesela havuç, fasulye, işte lahana. Daha ne yazabiliriz? Mesela elma yazabiliriz değil mi? Elma ağacı, armut ağacı. Bunun gibi bir sürü ağaç da yazabiliriz arkadaşlar. Ayrıca açık tohumlu bitkileri de yazabiliriz. Yani kozalaklı bitkileri de buraya yazabiliriz. İşte burada tek çenekli ve çift çenekli dediğimiz bitkiler aslında neymiş? Saçak kök ve kazık kökün. Bakın yazalım parantez içerisinde. Saçak kök enine kesidi. Burada kazık kök enine kesitidir. Bu şekilde de yine aklınızda tutabilirsiniz. Zaten tek farkı nedir? Tek farkı kambiyumun bulunması, iletim demetlerinin düzenli dizilmesidir. Evet, kökle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Kökün yapısı, kökün özellikleri böyledir. Çeşitlerini de anlattık. Sonraki videoda gövdeden bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.